Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Eylül ayı yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, bu ayın özellikle ilk yarısı sizin için sosyal hayatınız biraz daha ön planda olabilir. Güneş Başak Burcu'nda ilerliyor. 5 Eylül'de Venüs Başak Burcu'na geçecek. Venüs 29 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda ilerleyecek. Arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz güçlenebilir. Yeni tanışmalar yaşayabilirsiniz. Keyifli organizasyonlar, davetler, partiler günlük hayatınıza daha fazla yer alabilir. Çocuklarınızla ilgili yine konular gündemde. Onlarla ilgilenebilir, keyifli vakit geçirebilir, eğitimleriyle ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. 2 Eylül'de Merkür Terazi Burcu'na geçecek ve 28 Eylül'e kadar Terazi Burcu'nda. Zihinsel olarak biraz daha içe dönük olmanız mümkün ay boyunca. Bazı gözden geçirmeler yapabilir, değerlendirmeler yapabilirsiniz. İş hayatınız, günlük rutinleriniz, çalışmanız, sağlığınızla ilgili yeni kararlar vermeniz mümkün bu dönem içerisinde. Ama yaratıcılığınız yüksek olacak. Dolayısıyla önümüzdeki ay sonundan itibaren bu dönemde yapacağınız, planlayacağınız, oluşturacağınız düşüncelerle beraber daha hızlı hareket edeceğiniz bir sürece gireceksiniz sevgili akrepler. Balık burcu dolunayı 9 Eylül'de meydana geliyor. Dolunay ve öncesi duygusal olarak biraz hassas olabiliriz. Özellikle aşk hayatımız, duygusal hayatımızla ilgili konular biraz daha gündemde olabilir. Yeni kararlar alabiliriz, bazı farkındalıklar yaşayabiliriz. Küçük hayal kırıklıkları gündemde olabilir. Çünkü Venüs-Neptün karşıtlığı da etkili olacak dolunay sırasında. Çok fazla umut ettiğimiz ya da gerçek dışı hayallerimiz varsa, umutlarımız varsa bunlarda bazı hayal kırıklıkları olabilir. Dikkat etmeliyiz. Ancak yaratıcılığımızın çok yükselebileceği bir süreçteyiz. Bu da tabii ki özellikle sanatla ilgili çalışmalara, iş faaliyetlerimize olumlu yansıyacaktır. Sevgili akrepler, evet gezegeniniz Mars 14 Eylül'e kadar Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Bu sizin motivasyonunuzu yükseltirken zaman zaman yaşamanızda biraz daha fazla stres yaratabilir, gerginlik yaratabilir. Şu dönemde belki sağlığınızla ilgili veya günlük hayatınızda karşılaşabileceğiniz kazalar daha fazla gündemde olabilir. 14 Eylül'den itibaren Mars Yay Burcu'na geçiş yapacak. Mars'ın Yay Burcu'na geçmesiyle beraber biraz daha enerjinizi parayla ilgili konulara yönlendirebilirsiniz. Ancak harcamalara da dikkat etmemiz gereken bir süreçte olacağız. Özellikle 22 Eylül ve yakınları çok gerekli olmayan bazı harcamalar yapmamız da mümkün. Bunlar sonradan bizi zorlayabilir. O nedenle harcamalar konusunda da her zaman daha temkinli hareket etmemiz gerekiyor. 23 Eylül'de Güneş Terazi Burcu'nda olacak ve hemen ardından 24 Eylül'de Terazi Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay ile beraber bazı kararlar alabiliriz. Sağlığınızda ve günlük rutinlerinizde değiştirmek istediğiniz konulara konsantre olabilirsiniz. Diyete başlayabilirsiniz. Bir zararlı alışkanlığınızdan, bağımlılığınızdan kurtulmak için de uygun bir dönemde olacaksınız. Sevgili akrepler, 28 Eylül'den itibaren Merkür akrebe geçecek ve ay sonundan sonraki dönem sizin için de kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, daha güçlü görünebileceğiniz bir dönem başlıyor olacak. Bu ayın özellikle 8'i 13'ü arası dolunayında etkileriyle biraz daha duygusal hassasiyet artabilir. Daha dikkatli hareket etmeliyiz. Ayın 23'ünden sonraki dönem ay sonuna kadar daha rahat enerjiler gündemde olacak sevgili akrepler. Ay boyunca hazırladığımız haftalık videolarımızı ve günlük gökyüzü değerlendirmelerimizi de mutlaka takip edin. Hoşça kalın.